Sinefil kafasından herkese merhaba. Bugün Müslüm filmini konuşacağız. Evet. Dediğiniz gibi Ayla'nın yapımcısından yeni Müslüm filmi karşımıza çıktı. Aslında böyle bayağı yüksek bütçeli gerçek hikayelerden oluşan şeyleri yapacaklar. Müslüm'den sonra da iki projeleri daha var. Çiçero biri, öteki de Turkish Dondurma. Önce bir görüntülere bakalım, ondan sonra detaylıca konuşacağız Müslüm'ü. İstediğim bir şeydi Türk sinemasında, böyle müzisyen biyografisi. Hemen hemen hiç yok neredeyse. Ve Müslüm Gürses'le başlaması enteresan oldu. İlk Timuçin Esen'in oynayacağını duyunca da acaba dedim, olur mu vesaire, nasıl olur? Peki sence Müslüm Gürses'i Timuçin Esen nasıl canlandırmış? Ben performansını beğendim gayet. Genelde konuştuğum insanlar da şey diyor, işte o titremeleri kısmında biraz fazla abartılı olduğunu, ama normalde şey olarak da baksak, işte Hollywood'da, Oscar sezonunda, oyunculuklarında falan bu prototipin böyle olduğunu, hani ben yeterince iyi canlandırdığını düşünüyorum. Belki makyaj konusunda eleştiriler olabilir, burunla ilgili özellikle, ama sonuçta Müslüm Gürses'i bildiğimiz, hareketlerini bildiğimiz, konuşma tarzını bildiğimiz, ben iyi çalıştığını ve iyi canlandırdığını düşünüyorum Timuçin Esen'in. Ya bence Timuçin Esen biraz taklit ettiğini düşünüyorum ben. Hani filmlerde de vardır, hatta sana da daha önce vermiştim. Steve Jobs örneğinde yola çıkarsak mesela, Fassbender'inki direkt oyunculuktur mesela. Ama birazcık daha Ashton Kutcher'inki daha taklide kaçar mesela. Burada da bence Timuçin Esen birazcık taklide kaçmış diye taklit düşünüyorum. Taklit derken şimdi şey... Ya arkadaş arasında taklit edersin, onun mimiklerini yaparsın vesaire. Biraz filmde de öyle olmuş. Sonuçta bu rolü çalışmak için... Ben bilmiyorum, öyle şu açıdan düşünmüyorum. Şimdi James Franco Disaster Artist'i oynadı. Natalie Portman Jackie de oynadı. Bunları kimi diyor ki çok iyi oyunculuk, kimi diyor ki birebir taklit etmiş. Şimdi bu ikisi arasındaki ayrım üzerine daha detaylı konuşulması lazım. Bence yani elbette analiz edecek kişinin hareketlerini, ses tonunu, şeyini. Analiz edecek de işte bu doğallığını kaybetmiş bence taklit olduğu. O yüzden ben şey ayrımını öyle veriyorum zaten. Doğallığını kaybetmiş, direkt orada aslında yapay bir duruma düşüyor bence. Bence bizim Oscar'ımız olsa en iyi erkek oyuncu adaylığı net yani. Türkiye'de olur, çünkü Türkiye'de genelde dönüşüm pek olmadığı için rollerde öyle şansı olabilir. Onun dışında Zerrin Tekindor'la başladım. Zerrin Tekindor genelde hep aynı rolleri oynamaya başladı. Sence Muhterem Nur karakterinde yine aynı mıydı? Yok, ben gayet beğendim. Yani Muhterem Nur'a iyi ki Zerrin Tekindor olmuş dedim. Ya Zerrin Tekindor bilmiyorum. Hiçbir zaman Zerrin Tekindor hakkında kötü bir şey söyleyemeyeceğim sana. Ya bilmiyorum, Zerrin Tekindor'u beğendim ama Muhterem Nur olarak değil. Diyorsun. Yani çünkü Muhterem Nur'u bilmesek diyeceğim, bu karakter ne diyeceğim yani, çünkü Muhterem Nur'a benzemiyor bence. Ne konuşma stili benziyor, ne hareketleri benziyor vesaire. O açıdan uyuşmamış, ama mesela başka bir rol oynasa belki o zaman sırıtmazdı diye düşünüyorum. Film zaten daha çok çocukluk yılları ve Muhterem Nur'la Müslüm Gürses'in ilişkisine dayanıyor konusu. Benim dediğim gibi oyunculuklarla çok fazla bir problemim yok. Ben genel açıdan beğendim, ama filmle ilgili problemlerimi geçebilirim. Biyografik film olarak baktığımız zaman, ben bunu Ayla'da da demiştim. Filmi kurgusal açıdan, kronolojik, kendi kurdukları kronolojisi açısından yanlış kurduklarını düşünüyorum kurguyu. Ya en basitinden mesela filmin ilk sahnesi olarak o fragmanda da olan araba kazası sahnesini seçiyorlar. Ben olsam o sahneyle başlatmam mesela. Bir Müslüm Gürses'in özellikle finale sakladıkları o hayranlarının çıldırdığı o konser sahnesiyle mesela açarım. Sonra oraya dönerim, arabaya dönmem. Çünkü o daha bir, onu izleyince hem genel perspektiften de bakarsan, ya bu Müslüm Gürses neymiş der mesela, yabancılar bakar, insanlar kendini cilekleyecek derecede. O bir merakla başlatıp filmi sonra oraya getirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya zaten Müslüm Gürses'in hayranlarıyla olan ilişkisi bayağı sosyolojik incelemeye girebilecek bir konu. Çünkü bildiğin sadomozo bir ilişkileri var aslında. Böyle klasik bir ilişkileri yok şey izleyicisiyle. O yüzden mesela bu yöne evrilebilirdi. Genelde bunu çok kısa geçmişler. Müslüm Gürses'in hayranlarının bu filmde pek yer almadığını söyleyebilirim. Bir sahnede ancak ortaya çıkıyorlar, ki o da incelemesi yapılmamış. Mesela bu karakterlerin neden böyle fanatik olduğu ya da başka bir şey olduğu, neden kendilerine şiddet uyguladıkları falan vesaireler çok belirtilmemiş. Zaten daha çok dikkat edersen filmde de şey yapmışlar.
çocukluğuna çok yönelmişler. Çünkü o bayağı bir aile trajedisi yatıyor. Oraya da geleceğim, oraya da. Şimdi iki taraftan da konuşmak istiyorum da birini seçmem lazım. O zaman çocukluk dedin diye oraya geçelim. Neredeyse 45-50 dakika boyunca çocukluğunu izliyoruz. Bu bence yanlış bir strateji. Ya bunu biyografiyi birçok farklı anlatabilirsin. Kimini günümüz anlatırsın, flashbacklerle gider gider gelirsin. Ya da böyle bir anlatı da seçebilirsin ama dağıtıyor bence. 45 dakika ve çok şey artık nasıl diyeyim. Ya bir de şöyle bir şey var yani. Diyorsun ya 45 dakika çocukla anlatıyor. Hı-hı. Bir de ekstra flashbacklerle geri dönüyor. Evet, onlar da var. Yani aslında yarısından fazlasını kapsayan bir durum var. O zaman direkt çocukluğuna yönelseydin. İlle şey Müslüm Gürses'in başına gelen ilginç olayların, yani halk arasında bahsedilen konuların tamamını filme sokmak istedikleri için özellikle o noktaları öne çıkartmışlar. Müslüm Gürses'in Müslüm Gürses olması aslında o kadar bir da... Bir Müslüm önde... filmi yaparken aslında seçilen o olmuş. Müslüm Gürses'in gerçek hayat hikayesidir diye başlıyor zaten. Müslüm'ün çocukluğundaki o korkunç olayı, baba travması orayı alıp bir de Muhterem Nur'la olan ilişkisine. Yani bu iki şeyi alıyorlar ama burada işte Müslüm Gürses'in sanatçı kişiliği çok işlenmiyor. Arada konser görüntüleri var vesaire var ama finalde işte o büyük konserde hani insanlar Müslüm Baba diye birbirini, hatta sahnede hayranın o meşhur bıçaklama olayı vardır. Bunları yaşayacak derecede işte sosyo-kültürel falan ne açıdan buraya bu insanlar bu raddeye nasıl gelmiş, bunun cevabını bulamıyoruz. Hani birisi de yabancı bir gözle, yani evrensel olmak istiyor film, biliyorum hani Oscar'dan falan bahsettiler. Yabancı bir izleyici izleyince ya bu adam nasıl böyle bir şeyi yapabildiğini cevabını alamayacak sanatçı kişiliği olarak. Ya ben mesela dışarıdan bakan birisi olarak baksam kadına şiddet uyguluyor mesela karakter. Sonrasında da iyi bir insan gibi gösteriliyor. Aa, iyi bir insan olduğu için şiddete uygulaması sanki maruz görülebilir gibi bir mottosu da var filmin aslında. Ya o motto mudur bilmem. Hani ben, mesela adam öyle değil aslında. Öyle düşünenler olacak da şimdi sonuçta bu Muhterem Nur şu an yaşıyor ve Muhterem Nur'a danışılarak yapıldığına eminim. Dolayısıyla o mesela ilk birbirine tokat atarak tanışma şeyi mutlaka gerçektir. Yani tanışma şeyleri de gerçektir de, ve ne bileyim doğru olduğu anlamına gelmiyor, evet. Bu biraz film biraz bunu doğru gibi, yani doğru gibi değil de normal rutinin parçasıymış gibi sunuyor. Yani bilmiyorum, sonuçta bu arabesk hikayelerinde, arabesk insanlarında hep böyle şiddet olaylar olarak da mesela Serenay Sarıkaya'lı bir Bergen filmi çekecekler. En belki acı hikayeye sahip olan biri ve en çok şiddet gören insanlardan biri Bergen. Hani ikinci müzik biyografisinde yine böyle bir şey olacak. Genelde arabesk seçiyorlar biyografilerde şu an ama şiddeti olumladığını vesaire ben düşünmüyorum. Öyle bir görüşüm yok. Yani olanı anlattığını düşünüyorum. Ya onda zaten aslında çocukluk, evet, travmalarına bağlıyor vesaireye bağlıyor da o açıdan öyle bir ikilem oluşturmuşlar. Rahatsız olduğum nokta her yüksek bütçeli filmde, aylada hani Müslüm'de olsun, şunun yapılmasını istemiyorum. Hani bir duygu durumunu anlatırken yüksek müziklerle, yüksek nüanslı, abartılı sahnelerle destekleniyor. Mesela hani bir olayı anlatıyorsun, işte martılar uçuşuyor ağır çekimde, kedi içeri giriyor bilmem. Hani bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunları yapmadan da epik tarz bir biyografi müzikal şey yapılabileceğini düşünüyorum ama Türkiye'de biraz bu Hollywood formül ya. Gişelerde genelde bunu uyguluyorlar. Bir de birkaç tane metaforik öğe koyunca sanki filmin derinleştiğini düşünüyorlar ama aslında burada kullanılan çoğu metafor aslında filmin ilerleyişini çok etkilemeyen metaforlar. Evet. Daha çok işte o destekleyen metaforlar olarak kullanılmış. İki yönetmen kısmından bahsedersek Hakan Keçe ile Can Ulkay çekmiş. Ben ilk Hakan Keçe tek çekiyor zannediyordum. Sonra Aylan yönetmeni de varmış. Can Ulkay iki kişi. İki yönetmen, Hakan Keçe'yi daha çok video klip şeylerinden biliriz, o estetiğinden. Can Ulkay'ı Ayla'da gördük yönetmenliğini. İkisinin çektiği sahneler bakımından sence uyumlu mu film, bir şey hissettiriyor mu, farklılık? Ya filmde aslında çok kopukluklar var bence. Yani iki yönetmenden çıktığı bir nebze anlaşılıyor. Çünkü mesela Can Ulkay'ın Ayla'dan gördüğüm kadarıyla işte bu daha çok geniş planların olduğu sahneler vesaireler, onlar birazcık daha sanki o çekmiş gibi. Evet. Daha böyle video klibe kaçan kısımlar, daha böyle enerjik, hı-hı, kısımlar da Keçe'den çıkmış gibi geldi bana. O yüzden çok uyumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Filmde zaten inanılmaz kopukluk var. Zaman atlamaları, kurgusu zaten filmin bence en başarısız kısmı diyebilirim. Ben genel Türkiye standardında biyografik film olarak beğendiğim yanları var. Hem oyunculuk performansları olarak hem bir müzisyen biyografisi olarak ortalama buluyorum. Ortalama aslında Türkiye standardında benim iyiye yakın demek.
Ayla'da da aynı hisleri hissetmiştim. Beğendim ama amalarım vardı hep. Kurgu yönünden vardı. Seçtikleri o sahneleri duygusal açıdan sürekli yükseltmelerinden vardı. Burada da var. Ben de filmi daha çok senaryosu ve kurgusunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ana akım için gayet başarılı bir film olacağını söyleyebilirim. Ben de filmi ortalama buldum. Ama işte bu iki nokta filmi bazen soğumanıza neden olabiliyor. Onun dışında genel izleyici için etkileyici bir film olacaktır. Evet. Müslüm Gürses seviyorsanız hayranları da bu filmi sevecektir. Zaten bol gişe yapacağını düşünüyorum film. Aynen. Ayla'nın 5,5 milyon gişesi vardı. Ben Ayla'ya geçeceğini zannetmiyorum ama yine yüksek bir gişe yapacaktır. Çok kitle var yani. Bu aslında evet. Ayla'dan bile çok başarı elde edebilir ama medyada geçen işte 10 milyonlar falan olacağını zannetmiyorum. Yok, 10 milyon zaten Türkiye'de film yok. Recep İvedik 7 milyon yani en fazlası zaten. Haftanın kayda değer tek yerli filmi herhalde vizyona giren. Ayrıyeten bu filmin tutması halinde Müslüm'ünki tutacağını düşünüyorum. İşte paralayacağını düşünüyorum. Daha çok böyle biyografilere dedik ya, Serenay Sarıkaya'lı Bergen filmi gelecek. O Bergen de böyle tutarsa daha böyle Türkiye'de müzisyen şeyleri, gerçi o müzisyenleri arabeskle mi sınırlı tutarlar, poplara falan kayar mı? Ya aslında Zeki Müren falan filmleri gelebilir. Gelebilir olmaz diye düşünüyorum yani. Çünkü yeni yeni deniyorlar artık Türkiye'de bazı şeyleri. Yeni yıllarca cesaret edilmemiş, şimdi yapılan şeyler var. Öyle. Bir de ben de ekleme olarak şey demek istiyorum. Filmde şöyle bir şey var. Bir olayı gösteriyor. Sonrasında da bunu en filmin sonunda falan ekstra üstüne basa basa falan tekrarlıyor. Bu biraz seyircinin gözüne parmak sokmak olmuş. O açıdan o kısmı pek onaylamıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Ve aynı zamanda Müslüm film hakkında yorumlarınız varsa onları da yorum bölümüne bekleriz.